nasıl olduğunu gören yok yani. Görmeye ne hacet müdür bey? Kız doğumdan geldiğinde perişan haldeydi. Kanaması dinmeden çıkmış gelmiş. Neden peki? Söylemedi mi bir şey? Kim bilir? Bana bir şey olmaz aklındaydı herhalde. Ablam doğru söylüyor. Geldiğinde yüzü kağıt gibiydi rahmetlinin. Canı çekilmişti. Yazık. Bu kızcağız hem ona hem bebesine baktı. Müdürüm, gardiya gelmişti bize avalandırmaya çıkarmaya. Sonra biz çıkıyorduk ama ava gelmek istemedi rahmetli. Alem yok dedi, yatacağım dedi ben. Ama Sevda onu da yalnız bırakmak istemedi tek başına. Sonra zaten uyuyordu bebelerde. Ava dedi ki Sevda'ya, sen dedi git dedi, ava al dedi, avluya git. Eğer dedi bebeler kalkarsa dedi, ben dedi bakarım. Zaten emziriyorlardı birbirleri bebeleri de. Sonra Sevda geldi yanımıza. Öyle avluda eleştik biz biraz. Sonra analık işte içine doğdu demek. Dedi ki ben dedi bakayım dedi çocuklara dedi. Gitti ama gelmedi. Müdürüm, Sevda'nın oğlu uyanmış o arada. O da emzireyim derken rahmetli kediden geçince bebek de bu olmuş bebeğin altında. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez müdür bey. Allah düşmanıma vermesin. Kız aklını yitirmesin diye oğlanı emzire koysun dedim ama babaannesine mi anneannesine mi kime haber verecekseniz verin gelsin alsınlar bu oğlanı. Şu kıza da yazık. Buyurun müdürüm. Haber verdin mi ailesine? Verdim efendim. Kızın cenazesini ailesi gelip alacak. Babaannesi de oğlanı teslim alacak. İyi. Eşyalarını da toplasınlar. Ailesi gelir gelmez hemen teslim edin eşyalarını. Emredersiniz. Kızım, senin de başın sağ olsun. Sevdalık oğlu uyanmış. O da emzireyim derken rahmetli kediden geçince bebek de bu olmuş bebeğin altında. İçimi çöken acıyla dilim tutuldu. İçim uyuştu. Sana da kıymadım kuzum. Ondan diyemedim. Yaşayan benim oğlum diyemedim. Burada kalırsam olacaklardan korktum. Gerçekler boğazıma düğümlendi. Birazdan seni gelip alacaklar. Beylerin yanına. Konaklar da baş tacı etmeye götürecekler. Adına da Yusuf Ziya diyecekler. Ama sen hep benim umudum olacaksın. Belki ananın sıcağından mahrum kalacaksın ama insan gibi yaşayacaksın. Çıktığımda yaşayacağımı bilsem bağırma basarım herkesten sakınırım seni. Ama benim alacak nefesim yok ki. Sen de benimle gitme diye bütün çabam. İnan senin için senden vazgeçiyorum. Ama yüreğim çok yanıyor. Thank you.
Olur da Allah yazımı başka yazarsa şart olsun seni gelip bulacağım. Başınız sağ olsun. Mehmet dede. Oturun. Yalan ne Allah aşkına? Daha dün bebeği oldu dediniz, bugün öldü diyorsunuz. Halk devamı bu. Ah, ah ciğerim yanıyor. Ah ölüyorum. Ana değil, sabır taşına döndüm ben. Bu ilk defa değil. Daha önce de Havval öldü dediler. Soğuk yüzünü görmeden gömdük dediler. Ah, ah dayanamıyorum. Gösterin kızımı bana. Gözümle görmeden inanmam. Revire kaldırdık. Havva'ydı, bebeğiydi. Bebek, bebek de mi öldü? Yok yok, torununuz iyi. Havva koğuştaki başka bir bebeği emziriyormuş o sırada. Ard ardına doğum yapmışlardı, tarihsizlik işte. O kızın bebeğini emzirirken birden... Ay, görmek istiyorum, kızımı gösterin bana. Ne olur kızımı gösterin bana. Kuzum, bahtın açık olsun. Ananinkine benzemesin yazın. Çok mutlu. Hem sev hem sev. Ananın ömrünü seninkine yazsın. Bu ayrılıktan daha kötü bir acı çekme inşallah. Kim olacakmış? Babaannesi geldi kızım. Ama ne babaanne biliyor musun? Ne seninkine benzer ne benimkine. Düşünsene kızım. Koskoca Hancıoğulları'nın torunu bu çocuk. Vay be. Milletin parmakla gösterdiği konağa küçük bey olacak. Hadi ver ver. Ver Sabi'yi bekletmeyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.